Hadi bakalım. Herkes koğuşlarına. 15 dakika sonra yatılacak. Hey karınca, bırak süpürgeyi. Sayım yapılacak. Hadi yürü. 9 senedir her akşam bu domuzu dinledik. Sanki 9 sene bunun emriyle yattım hapishanede. Bu da geçti be koçum. En iyi ilaç zamandır bizim için. Ey kurban olduğum Allah! Hikmetinden sual olunmaz. Sanki bizim cezamız şu gardiyan. Herif meslek olarak seçmiş mahpushaneyi. Ömrü billah burada biliyor musun? Ne tuhaf fikirlerin var be! Yarın tahliye oluyormuşsun Yunus abi. Darısı başına karınca. Daha 1214 gün var abi. İstersen saat olarak hesapla da daha uzun sürsün ha. Saati dakikası mı var? Gün sayıyoruz be abi. Gün ha? İyi. Yunus abi, şu senin şilteni... Hey karınca, şilteye sulanma. Yunus abim bana söz verdi. Öyle mi abi? Doğru söylüyor, ona söz vermiştim. Hemen efkar yapmayalım. Sen de benim şilteyi al. Say mı diyorsun Şirzat ağam? Tabi lan, sırtımıza sarıp götürecek değiliz. Elini öpeyim. Hastıran! Yağcı kerata. Kesin şamatayı artık, herkes yataklarına. Çok garip. Ne? Hayat, hiçbir şeye sevinemiyorum. Tahliye ne demek? Sen delisin. 9 yılda çok şey değişmiş. Bizim Gültepe'nin çamurlu yolları asfalt olmuş diyorlar. Telefon kulübeleri koyup çocuk parkları yapmışlar. Dünya değişiyor. İnsanlar da değişti mi acaba? Değişmez mi? Şimdi her yerde Amerikan sigaraları, kulübelerde, büfelerde satılıyormuş. Tamirci çırakları, 4 tel bıyığı çıkan olanlar bile Marlboro içiyorlarmış. Demek o kadar ha. Fikirler, düşünceler ne oldu peki? Gene mi nutuk atacaksın yoksa? Aman gözünü seveyim ha! O senin moda 10 yıl evvelinde kalmış. Yanlışı bulup tümüyle kaldırmışlar. Emperyalizm, sosyal sınıflar. Onlar duruyor canım ama kimsenin kimseye aldırdığı yok. Millet havada bulup tavada yemenin yolunu bulmuş. Arada bir de aşık olduğumu veriyormuş arabeskin gözüne. Anlayacağın tek ideoloji buymuş bugünlerde. Yeter be kardeşim, bırakın da uyuyalım. Yarın konuşursunuz istediğiniz kadar dışarı çıkınca. Allah Allah! İyi mi? İbrahim Tatlıses 8 gün hapis yatmış İzmir'de, bir şarkı yapmış o efkarla. Ortalığı kasıp kavuruyormuş kaseti. Adı neymiş şarkının? Kara Zindan. 8 gün hapislikten sonra ha? Ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Derin nefes alma, oksijen çarpar adamı. Bir arabaya binelim, ha? Hop hop, taksi!
Geçmiş olsun abiler. Sağ ol koçum. Nasıl anladı hapishaneden yeni çıktığımızı? Anlamaz mı, adam taksici. O kadar belliyiz demek. Yok. Görmüyor musun yoksa? Ne taraf abi? Sen sür hele. Nereye gideceksin? Bilmem. Anam, ablam 9 yıl hiç aramadılar beni. Öyle ya. Hiç aramadılar. Boş koy sen de. Hemen gitmezsin olur biter. Sırası gelince varır ananın elini öpersin. Sütümü sana helal etmem Yunus. Hapisliğin bitse de sakın gelme kapıma. Sen yuvamızı yıktın. Ocağımızı dağıttın. Kim bakacak bu çocuklara? Kim ekmek getirecek bu sabilere? Aldın gene? Yok bir şey. Hiç boş bırakmaya gelmiyorsun be kardeş. Dolap dereye çek. Nereye gideceğiz? Kekor Recep'e. İyi külhan beydir, raconda kusur etmez. Şehzat. Geçmiş olsun. Sağ ol Mahmut. Sayılı gün, ne olacak? Hey be koca Şehzat, hey! Aa, içeride mi? İçeride. Gel. Cemal, al şu valizleri oğlum. Hadi bakayım. Bakalım, kim geldi? Hı? Kim? Oo, bu bizim Şirzat. Vay 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 vay. Benim aslanım, berhudar ol. 11 yılı yedin ha? Sayenizde ha. Tanıştırayım ağam. 9 yıllık hapishane arkadaşım. Ya, geçmiş olsun koçum. Sağ ol. Peki. Mahmut, misafirimizle ilgilenin. Bir ihtiyaçları varsa... Tamam ağam. Rahatsız ettik ağam, biz içeri geçelim. Tamam, varın keyfinize bakın. Sonra görüşürüz. Mahmut! Buyur ağam. Alakadar olun, bütün ihtiyaçlarını görün. Hı hı. Kim bu adam? Kim kim? Ağa dedin. Ha, Recep ağa mı? Keko Recep derler, kulüpçüdür, bu alemin kralıdır anlayacağın. Hep anlatırdım ya. Bak, istersen... O mu baktıydı sana hapishanedeyken? Evet. Pek de iyi bakmadı ama. Fukaranın yüzü soğuktur, ne edeceğim kardeş? Ama gene de... Bana uymaz. Neden? Daha iyi bir iş buluncaya kadar... Boş ver, ben krallıklara karşıyımdır bilirsin. Haa, şu iş. Gene vatan millet meselesi değil mi? Öyle say. Hadi buyurun ağalar. Nereye? Önce bir yemek yiyelim. Şaşı Kemal köşe oldu. İsviçre ile bağlantılı iş yapıyor. Sarı üre ithaline girdi. Üre mi? Ben de şaştım. Sanayide mi kullanılıyormuş ne? Ha.
Adamın bir ayağı köstencede. Topal ne oldu? Hangi topal? Hanefi canım, bizim topal. Ha, o mu? Cihangir'de bir ev aldı. Dayadı döşedi. Anlarsın ya. Sakın godoş filanı. En geçerli meslek kardeşim. Helal kazanç mı kaldı? Kalıbına eşyalı şey. Boş ver Beşirzat. Öyle bir alem ki para her kusuru kapatıyor. Hadi sene be kardeş, sen de pek daldın. Pardon. Ne dersin? Uğrayalım bir topalın evine. Bilmem. Bilmez misin? Sahi ya. Mapusluk unutturur bazı mevzuları adamı. Teneke gibi pas tutarsın Halim abla. Ya. İyi ya, buyurun öyleyse hadi. Nereye? Bizde racondur. Misafirden fikir sorulmaz. Sadece ayak uydurulur o kadar. Beni bağışlayın. Neden? Önce bir otel bulmalıyım. Yatacak bir yer. Kolay bulur. Beni bağışla ne olur. Ama... Biraz yalnız kalmak istiyorum, anlıyor musun? Sen bilirsin. Fakat unutma, yarın beni ara. Tamam. Üniversite yıllarım, o günkü arkadaşlarım, annem, ablam, Gültepe'deki evimiz, sonra eniştem, adam lümpendi. Bilinçli birini öldürsem bu kadar yanmazdı. Benden sonrakiler neyi ne kadar düzeltebildiler acaba? Topal pezevenk olmuş, şaşı ihracatçı. Bana ne, ben tanımadım ki o herifleri. Ben yarın Kemal'i arayacağım. Can dostum, çek. Geçmiş olsun kardeşim. Bundan sonraki hayatında sana muvaffakiyetler diliyoruz o kadar. Bizim kim olduğumuzu merak etme. Sadece telefonumuzu bekle. Güçlü bir dost. Güçlü bir dost mu? Kim o? Yoksa bizimkilerden biri mi? Ama onlar öyle korkakça hareket etmezler. Direkt ortaya çıkarlar. Peki kim bu güçlü dost? Ben
Merhaba efendim. Buyurun. Kemal'le görüşecektim. Bizim Kemal Uncuoğlu'yla. Kemal Bey meşgul. Biraz bekler misiniz? Bir söyler misiniz? Ben Yunus Demir. Eski arkadaşıyım. Pekala. İki dakika oturun. Kemal Bey, eski bir arkadaşınız sizinle görüşmeye geldi. İsminin Yunus Demir olduğunu söylüyor. Peki efendim, baş üstüne. Evet, buyurun. Sizi bekliyor. Efendim? Evet. Tamam kardeşim. O işi doğruya alın, o zaman ayın 18'ine kadar hafriyatın bitmesi lazım. Evet. Tabii. Tamam ulan. Birkaç yüz milyonu toprağa gömdürmeyin bana. Pardon Yunus'cum, nasılsın ya? Ben iyiyim, sen? Ben mi? Bir işlere bulaştık, nefes alamıyoruz vallahi. Ne işi? Müteahhitlik yapıyor. İki tatil köyü, üç kooperatif işi bitirdim. Allah seni inandırsın, başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Tamam, tamam, verin adamın parasını, gönderin gitsin. Arkadaşlar nasıl? Hangi arkadaşlar? Bizim, eski hani. Ha, arada bir karşılaşıyoruz. Çoğu iş hayatına girdi. O zaman yaşadıklarımız 20 yaşın heyecanıymış. Bakıyorum bazen aklıma geliyor da gülüyorum kendi kendime. Yazık. Tabii. Yazık olmuş o yıllarımıza. Sana bir şey söyleyeyim mi Yunus'cum? Hayatta tek ideoloji var, o da para. Bunu geç fark ediyor insan. Sen? Ben uzun bir süre... Hapistin değil mi? Duymuştum. Enişteni vurmuşsun. Aldırma canım, boş ver. Ne yaparsın? Yazık olmuş adama. Tabii sana da. Bir dakika. Aynur Hanım bekliyor mu? Söyle gelsin. Amaçsız, gayesiz işlerle uğraşmışız. Hepsi yanlış. Bak vurduğun adam bile kendi sınıfından zavallı biri. Merhaba Kemalciğim. Ah canım, kusura bakma, beklettim seni. Ne o, çıkıyor musun? Ben gitsem iyi olacak. Bak zaman değişti dostum. Günümüzde tek ideoloji var, o da para. Fakat ben... Bırak şimdi, çalış şabala. İcap ederse çal. Ama parayı bul, anlıyor musun? Kim bu? Boş ver canım, gerilerde kalmış eski bir arkadaş. Defol buradan. Abla, lütfen aç kapıyı. Hadi oradan köpek. Ne yüzle bu kapıya geliyorsun? Kim o müzeye? Yunus. Yunus mu? Defet gitsin. Hoş geldin kardeş. Hoş
bugün eve gittim. Açmadılar kapıyı. Boş ver, aldırma. Çocukları gördüm. Hangi çocukları? Ablamın çocuklarını. Pencereden öyle bana bakıyorlardı. Tamam, anlaşıldı. Gel çıkalım. Her şey ne kadar değişmiş. Sen her zaman demez miydin değişecek diye? Ama tersine. Tamam abi, hadi. Evet. Bunları çok konuştuk. Düşüncelerine karşı çıktığı için mi vurdun enişteni? Düşüncelerinin çok mu doğru olduğuna inanıyordun? Ne demek istiyorsun? Memleketi kurtaracağım derken geride iki gözü yaşlı kadın ve iki boynu bükük yetim kaldı. Bunca yıl ne yiyip ne içtiler? Nasıl yaşadılar? Bunun kefaleti hapis yatarak ödenmez Yunus. Peki, ne yapmam gerekir? Sen bu çocukların sorumluluğunu alıp iyi yaşamalarını, belki okumalarını, belki bir sermaye sahibi olmalarını sağlamalısın. Nasıl? Nasılını bilmem. Fakat bu senin borcun. Vicdanen rahatlaman için bunu yapman şart. Para kazanmak o kadar kolay mı? Zor tabii. Bunun yolunu bana sorma. Çünkü ben de senin kadar acemiyim bu konuda. Zira mahpusluk çürütmüş bizi. Recep Ağa'ya söyleyeyim mi? Çalışır mısın yanında? Merhaba Yunus. Kimsiniz? Güçlü bir dost. Kimsiniz? Adınız ne? Boş ver. Paraya ihtiyacım var. Onun için sana bir miktar para gönderdim. Anlamadım. Yok mu paraya ihtiyacın? Size ne bundan? Bırak enayiliği. Yatağın altında bir torba para var. İçindeki para 25 milyon lira. Peki, benden ne istiyorsunuz? Bu alacağım paranın sadece yarısı. Öteki yarısı işten sonra. Ya, peki iş nedir? Birini vuracaksın. Siz delirmişsiniz. Neden? Daha önce de vurmadın. O başka. Ben böyle bir iş yapamam. Allah'ım, sen bana yardım et. Bir daha telefonu yüzüme kapama. Fakat ben size söyledim. Bu silahı da parayı da alın buradan. Bizim acelemiz yok ama sen de bir profesyonel gibi düşün. Sen akıllı adamsın. Önemli olan tetiğe dokunmasını bilmektir. Bunu sen biliyorsun. Bu bir özelliktir. Bunu değerlendirmelisin. Olmaz. Ben adam öldürmem. Daha önce de öldürdün ama. Üstelik bunun karşılığı felaket ve sefaletti. Bunun karşılığı ise... Benim böyle bir paraya ihtiyacım yok. Senin yok ama belki birilerinin var. İstersen biraz da onları, o iki küçük yetimi düşün. Belki senin yapacağın fedakarlık onları kurtaracak. Böylece vicdanın rahat edecek. Kim bilir?
Enişteni öldürdün. Geride iki gözü yaşlı kadınla iki boynu bükük yetim bıraktım. Bunun diyeti hapis yatmakla ödenmez. Hayatta tek ideoloji var. O da para. Nereden olursa olsun parayı bulmalısın. O çocukların sorumluluğunu alıp iyi yaşamalarını sağlamalısın. Size ne? Siz kimsiniz? Söyledik ya, sadece sana yardım etmeye çalışıyoruz o kadar. Birini öldürterek mi? Ama öldüreceğin adam bunu çoktan hak etti. Ahlaksız, sözünde durmayan, vurguncunun biri bu. Kim? Onu söylemem, önce işi kabul etmelisin. Zor. Senin için çok kolay, tereyağından kıl çeker gibi halledersin. Sonuç faili meçhul bir cinayet. Ama ben... Senin çok becerikli olduğuna inanmasak... Peki, kim bu adam? Teşekkür ederiz. Şimdi çık işlerini hallet. Bol bol dinlen. Akşam 5'te oteldeki odanda ol. Sana ne yapacağını söyleyeceğim. Unutma, akşam 5'te. Boyacı. Kamışlarımı boyar mısın? Adın ne senin? Ali. Okula gidiyor musun? Hı hı. Ne zaman? Öğlenciyim. Kaçıncı sınıf? 5'teyim. Aferin. Aferin. Peki, beni tanıyor musun? Tamamdır. Teşekkür ederim. Peki, şimdi para yerine... ...bunları versem eve götürür müsün? Al lütfen. Canım anam, bu para çocuklarındır. Ben onun bedelini ödeyeceğim. Çünkü bu çocukların eziyet çekmesine gönlüm razı gelmiyor. Babalarının kan bedeli sayın. Çocukları yetiştirin. Benim aklım bu kadarına yetiyor. Ne yapayım? Sen hata yapmamak Allah'a mahsus derdin hep. Ben bir hata ettim. Hala çekiyorum. Bari sen beni bağışla ana.
Evet. Şimdi otelden çık, bir taksiye bin. Yeşil Yurt Çarşısı civarında in. Sümbül Sokağı'nı bul. Dikkat et, köşede beyaz boyalı bir villa göreceksin. Kapı numarası 2, villanın önünde pusuya yat. Saat 7.30-8 civarında bir siyah Volvo gelecek. Adamı arabadan inerken zımbala, tamam mı? Hı hı. Unutma, Sümbül Sokak 2 numara. Hadi, kolay gelsin. Çok iyi iş başardın. Adam ölmüş mü? Hemen, o anda. Fakat kimdi o? Sana ne? Şimdi aşağı in, otel hesabını kes. Köşe başına doğru yürü. Caddede duran taksiye yaklaş. Sana bir çanta verecekler. Kalan paran o çantada. Al ve ortadan kaybol. Dağıtırım lan! Abi! Dazol!
Hayırdır? Yok bir şey. Otelden ayrıldım. Neden? Ağır gelmeye başladı biliyorsun. Peki. Gel benimle. İçeride büyük kumar var. Paranın çok olduğu bir gün. Beş pasta. Kabul ediyorum. Yok. Hadi bırak elindeki şu valizi artık. Başka kim var? Boş ver sen, rahatına bak. Ne yaptın bugün? Hiç. Hiç mi? İş güç? Yok. Zor. Ne zor? Her şey zor. İnsanın suratında sabıkalı diye yazmaz da... ...gene de bakınca anlarlar ne halse. Çünkü mahpusluk çürütür adamı. Toprak gibi olur insanın suratı. Sigara? İçmem. Uyumak istiyorum. İyi. Ne garip. Sanki hiç dışarıya salınmamış gibiyiz. Kimdi o adam? Kim? Bugün öldürdüğün adam. Tanımıyorum. Tanımıyorsun demek. Peki ne diye öldürdün tanımadığın bir adamı? Onlar istedi. Kimler? Bilmiyorum. Kimi vurdun? Kim vurdurdu Yunus? Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Seni Allah affetsin yavrum. Beni tanıyor musun? Hayır. İyi bak, tanıyacaksın. Hayır, tanımıyorum. Öyleyse neden, neden? Ben tanımıyorum seni. O zaman beni neden öldürdün? Ben... Beni sen öldürdün. Hayır! Ne oldu ya? Hiç. Bir rüya gördüm. Rüya mı gördün? Fakat 9 yıldır yan yana yatıyoruz. İlk defa uykuda... Konuştun mu? Hı hı. Ne söyledim? Ne bileyim, saçma sapan şeyler. Ne gibi? Bilmem ki, bilmiyorum, tanımıyorum falan filan. Adeta mahkemede gibiydin. Bir kabustu galiba. Senin sinirlerin bozuk. Her şeye fazla takıyorsun gibi geliyor. Oğlum biz kardeşiz. 3 kuruş bulursak 3 kuruş. 5 kuruş bulursak 5 kuruşu bölüşür yeriz. Anlıyor musun? Hı. İçini ferah tut. Hadi yat uyu şimdi. Bugün ben... Kim öldürdü? Allah'ım... Allah'ım bana yardım et. Hoş geldiniz. Bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Satılık değil mi? Tabii abi. Çok iyi arabadır abi, hem de hesaplı, kelepir mal. Alsan iyi edersin. Taksi! 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 Taksi!
Yeşil Yurda gider misin? Galatasaray'a lütfen. Tabloyu mu beğendiniz? Fakat çok karamsar. Ressam koyu renkler kullanmış. Bakın, bu daha hoş bir resim. Empresyonizm tadı var. Adam Van Gogh gibi çalışmış. Siz kimsiniz Allah aşkına? Affedersiniz. Beni hemen tanırsınız sandım. Hayır, tanımıyorum. Peki, sanatsever bir amatörüm desem?
Elinizdeki keman ilgimi çekti. Müzisyen misiniz? Hayır, sadece öğrenciyim. İsminiz ne? Size ne? Ne söyledi size benimle ilgili? Kim? Arkadaşınız. Onu rahatsız ettiğinizi. Oysa ben onun gözlerindeki acıyı fark edip paylaşmaya çalıştım, o kadar. Ne acısı? Neler saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? Son bir hafta içinde büyük bir acı yaşamadınız mı? Fakat siz... Demek yaşadınız. Peki nasıl anladınız bunu? Gözlerinden. Bakın, gözlerinde hala nem var. Bir çeşit telepati de diyebilirsiniz siz buna. Peki nasıl bir acı yaşanmış olabilir? Onu bilmem. Vaktiniz varsa? Hayır, yok. 15 dakika sonra derse gireceğiz. Siz bilirsiniz. Peki, telefonunuz var mı? Hayır, yok. İyi, ben verirsem... arar mısınız? Buyurun, evimin telefonu. Akşamları genellikle evdeyim. Hadi. Müthiş kuşku uyandıran bir tip. Hı hı. Ona telefonumu verdim. Arar mı dersin? Sanıyorum. Gel abi, gel abi! İşte sana 9 yıldır anlata anlata bitiremediğim şükran bu. Aha, bu kardeşim bilir. Sabahlara kadar efkar yapıp kara duvarlara beyitler yazdım senin için. Sahi mi söylüyor? Benim için beyitler yazdığı doğru mu? Evet. Ah canım Şirzat'ım benim. Bir sıkıntısı mı var bu çocuğun? Tabii olacak. Mapusluk çürüttü fukarayı. Vah yazık. Çağırayım mı Melahat'ı gelsin? Yaşa be! Ulan harbi karısın şerefsizim. Yunus, gelsin mi Melahat? Melahat kim? Bizimkinin ismidir. Ne olacak? Biz kardeşiz koçum. Geç oldu. Bir başka zaman. Sen de kanın pıhtılaşmış be kardeş. Amma işe. Nereye? Şimdi geliyorum. Hasta filan mı bu? Nasıl? Ne bileyim, mapusluktur. Erkeklikten filan düşer de. Uzun ettin ha. Pardon. Alo. Merhaba. Siz? Evet, benim. Aramam diye mi düşündünüz yoksa? Hayır, ama... Sizinle tekrar görüşmek isterim. Niçin? Bunu şimdi izah edemem. Mümkünse yarın. Pekala, yarın. Nerede? Saat 3'te dersten çıkacağım. Bugünkü galeriye gelir misiniz? Peki, 3'te. 3'te. Tufan Bey? Evet. Bugün biriyle tanıştım. Çok tuhaf bir adam. Ne gibi? Kuşku uyandırıcı sözler ediyor. Babamın ölümüyle bir ilgisi olabilir diye düşündüm. Peki neden polise bildirmiyoruz? Fakat
Henüz emin değilim. Ne demek henüz emin değilim? Onunla yarın buluşacağım. İsterseniz şöyle bir uzaktan... Tamam, gelirim. Nerede? Boş ver. Vazgeçtim. Tek başıma gideceğim. Fakat... İyi akşamlar Tufan Bey. Merhaba. Merhaba. Adım Yunus. Benimki Neveser. Neveser. Dün adınızı sorunca beni azarladınız. Oysa ne güzel adınız varmış. Ne demek Neveser? Neveser Türk müziğinde bir makamdır. Babam... Babanız da müzisyen miydi? Pardon. Ölmüş gibi konuş. Sağ değil mi babanız? Hayır. Affedersiniz. Burada en çok hangi tabloyu beğendiniz? Ne yapacaksınız? Lütfen gösterin. Size karakterinizi anlatacağım. Çok ilginç. Biraz karamsar ve şüphecisiniz. Oysa sanatla ilgili kişi rahat, hoşgörülü ve yalın olmalı. Nereden vardınız bu kanıya? Davranışlarınızdan. Hep böyle misiniz? Yoksa son günlerde yaşadığınız olaylar mı sizi bu hale getirdi? Lütfen daha açık konuşur musunuz? Bir sevgiliniz var mı? Ne ilgisiz bir soru. Hayır ama sizi terk etmiş olabilir. Saçma. Sevgiliniz sizi terk etmedi mi? Bakın, benim sevgilim falan yok. Hem size ne bundan? Affedersiniz. Ben sadece karamsarlığınızın nedenini bulmaya çalışıyorum. Babanız ne zaman öldü? Bir hafta önce. Ya. Bir akşam... Evin önünde vurdular onu. Kim? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama polis... Polis araştırıyor demek. Peki kuşkulandığınız biri yok mu? Siz nesiniz Allah aşkına? Gazeteci falan mı? İlgisi yok. Peki benden istediğiniz nedir? Bilmiyorum. Belki yalnızlık duygusu, bir heyecan... ...ya da sadece biriyle konuşma arzusu, kim bilir? Bana aşık olduğunuzu söylemeyin sakın. Bilmem. Böyle bir duyguyu daha önce hiç tanımadım. Aşık olmak nasıl bir şey, bana anlatır mısınız lütfen? Samimi misiniz? Tamamen. Dinleyin öyleyse. Bana göre aşk... ...içinde hiçbir umut taşımayan isteklerin tümüdür. Ama korkunç bir şey bu. Hı hı. O zaman Allah bizi aşktan korusun. Bitti mi? Nereye? Seni tekrar arayacağım. Sen bilirsin. Yunus! Bırak gitsin. Aşk, içinde hiçbir umut taşımayan isteklerin tümüdür. Bu yukarıdaki ne peki? Kahveni. Mersi. Anne,
Babamın kızdığı, sinirlendiği biri var mıydı son zamanlarda? Bilmem ki kızım. Dağ gibi adamı kapımızın önünde vuruyorlar, kimsenin ruhu duymuyor. İşte görüyorsun, polis de gelip bana soruyor. Arayıp bulsa ya bana soracağını. Tamam, bırak şimdi. Sana işleriyle ilgili bir şeyden söz etmedi mi? Biliyorsun işlerinden bana hiç bahsetmezdi. Bildiğim borsada çok sözü geçerdi. Menkul değerler, altın, döviz işleri falan. Bir adamla tanıştım. Kim? Çok ilginç bir adam. İnsanda kuşkular uyandıran bir tarzı var. Ne demek bu? Bazen sıradan bir çapkın, bazen de babamın ölümüyle ilintisi olan biriymiş gibi geliyor bana. Kızım, pes doğrusu. Nereden bulursun böyle adamları? O beni buldu. O mu seni buldu? Evet, sergide karşılaştık. Peki ne istiyormuş? Güya yüzümdeki acıyı fark etmiş. Gözlerimdeki nem hala kurumamışmış. Çok enteresan. Polise haber verelim, takip etsin adamı. Hemen olmaz, ben... Ne yani? Hayatını tehlikeye mi atacaksın? Saçmalama. Adam hiç de caniye benzemiyor. Üstelik son derece yakışıklı. Vah başıma gelenler. Merak etme anneciğim. Sadece ilginç buluyorum o kadar. Anneme söyledim, nasıl sevindi anlatamam. Memnun oldum. Tabii biliyorsun, annem seni çok sever. Ben de öyle. Annem diyor ki, mütevazi bir nikah yapın, sonra da isterseniz bir yere balayına. Olur mu? Seni gelinlikle görmek isterim. Ama ne gerek var? Olur mu? Önce biçimsel gibi görünen şeyler ilerideki hayatını etkiler insanı. Bir gelinlik meselesinin bir burukluk olarak kalmasını istemem bile. Ne kadar incesin, canım benim. Canım. Bugün prova hiç iyi gitmedi, çok çalışmadım. Merhaba. Merhaba. Siz ha? Bu ülkeye bu kadar kemancı çok değil mi? Ay hiç güleceğim yoktu. Demek siz öyle düşünüyorsunuz. O kadar çoktunuz ki. Bizi hafife mi alıyorsunuz? Affedersiniz, onu demek istemedim. Bakın isterseniz. Evet. Bir yerde oturup biraz. Bakın ne diyeceğim. Siz isterseniz oturun. Benim bir yere yetişmem gerek. Ama... Lütfen. Pekala. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Siz ne iş yapıyorsunuz Allah aşkına? Mukadderatçıyım. Pardon? Yani kaderciyim. Nasıl anlatsam, insanların kaderleriyle ilgilenirim. Mesela sizin kaderiniz iyidir. Çünkü doğuştan şanslısınız. Nereden biliyorsunuz? O kadar açık ki. Mesela babanızın ölümü sizin hayatınızda bir değişiklik yapmaz. En azından maddi olarak. Ama bir gündelikçi adamın ölümü, ailesinden gündeliğin kesilmesi ve yoksulluk demektir. İşte bu da onların kötü kaderidir. Çok enteresan fikirleriniz var. İnsanı şaşırtıyorsunuz. Şaşırmamanız için beni daha iyi tanımanız gerekir. Nasıl? Daha çok konuşup, daha çok tanıtarak. Bu akşam buluşup bir yemek yiyelim. Şöyle tenha bir yer. Hem sizi bir arkadaşımla tanıştıracağım. İnanın beni tanımanızda çok yardımcı olacaktır. Pekala. Böyle
de çok mahcup oldum sana. Neden? Bilmiyorum, odada o vaziyette. İnanır mısın, nefsim köreldi. Sen delisin. Herkesin bir takım şeyleri yapmaya hakkı vardır. Gene de sen öyle kapıdan görünce nevrim döndü şerefsiz. Boş ver. Nereye bakıyorsun? Biri gelecek de. Kim? Genç bir hanım. Ha. Ha. Oh be! Buna sevindim işte. Neye sevindin? Ne bileyim. Bir ara kuşkuya düştüm. Köreldi mi bu çocuk diye. Yanılıyorsun. Öyle biri değil. Nasıl biri değil? Yani öyle Şükran gibi falan. Oldu be kardeş. Affedersin, onu demek istemedim. Tamam ya, ben de öyle anlamadım zaten. Herkesin sevdiği kendine sultandır değil mi ya? Merhaba, hoş geldiniz. Mersi. İşte sana sözünü ettiğim arkadaşım Şirzat. Bu da Nemeser. Hoş geldin ablacığım. Abla mı? Lafın gelişi. Saygıdan öyle der hep. Kusura bakmayın. Ben konuşmasını pek beceremem. Yunus farklıdır tabii. Nasıl farklı? Okumuş, yazmış, mürekkep yalamış adamdır Yunus. Siz? Ben ilkokulu bile bitiremedim ablacığım. Malum, ana baba olmayınca. Ya peki leylek mi getirdi sizi? Şirzatcan, Nevesel Hanım'ın şartları çok farklı. Bu kesimi tanımadığı için yadırgıyor biraz. Lütfen Yunus Bey, beni iğneleyecekseniz eğer... Lütfen oturur musun? Hayatta bir takım gerçeklerden kaçarak bir yere varamayız. Şurada hepimizin bir gerçeği var. Ama bunu sadece bir kısmı dışa vuruyoruz. Sizin açıklayamadığınız en büyük gerçeğiniz nedir? Onu söyleyemem. Neden korkuyorsunuz? Hayır. Fakat o zaman sizin için enteresan olmayabilirim. İlginç. Demek ki siz yüzünüzde bir maskeyle dolaşıyorsunuz. Bilmem. Belki de. Ben onun her şeyini biliyorum. Bana sorsana ablacığım. Anlatın o zaman. İyi çocuktur. Ne oldu? Çok geniş anlattın beni. Bir dakika müsaadenizle. Nereye? Geliyorum. Masaya geçelim mi? Hı hı. Biliyor musun? Sende beni çeken bir şey var. Ne olabilir? Bilmem. Belki tavırların, çekingenliğin, yüzündeki hüzün. Öyle mi gözüküyorum? Biraz önce yüzünde maske var demiştin. Bu tür konuşmalarınla beni umutsuzluğa düşürüyorsun ama. Sevgi ve sonrasında umut. Ne güzel. İşte bunu istiyorum. Hey kurban olduğum Allah'ım. Nelere kadirsin. Ne oldu kızım? Ne oldu? Tekrar görüştün mü o adamla? Evet. Ne diyor peki? Yanılmışım. Son derece iyi bir insan. Nasıl yani? Hiç, öyle kendi halinde biri. Ne iş yapıyormuş peki? Üniversiteden ayrılmış. 9 yıl önce. 9 yıl önce mi? Peki bu arada ne yapmış? Bilmem. Sormadım. Oh ne âlâ. Sorsana be kızım. Adam nedir, ne değildir? Hı hı. Soracağım. Arkana bakma. Arabayı çalıştır ve yürü. Yürü dedim sana. Şimdi beni iyi dinle. O kızın peşini bırak. Hangi kızın?
Sen iyi biliyorsun. Ulan sen manyak mısın? Ne yaptığını sanıyorsun? Kendini de biz de yakacaksın sonunda. Bak tertemiz bir cinayet işledin, paranı aldın. Defol git ortalıktan. Siz kimsiniz? Allah kahretsin seni. Sana ne diyorsak onu yap. O kızın peşini bırak, tamam mı? Aferin. Şimdi sağda dur. Biz inince de aynen yoluna devam et. Sakın durma, tamam mı? Bak her an peşindeyiz, unutma bunu. Efendim. Evet ser. Bir dakika. Seni istiyorlar. Kim? Bilmem. Alo, buyurun. Benim, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Bindim. Ne yapıyorsun? Hiç, oturuyorum. Görüşelim mi? Fakat... Lütfen. Pekala. 2:30'da. O muydu? Hı. Ne diyor? Hiç, öğleden sonra buluşacağız. Aman kızım, sen benim biricik kızımsın. Kendine dikkat et ne olur. Aman anne, bana çocukmuşum gibi davranıyorsun hala. Neden? Neden hep kendinle ilgili bir takım kuşkular yaratıyorsun? Hayatımda karanlık bir 9 yıl var diyorsun. Nasıl geçti o 9 yıl? Kendinle ilgili hiçbir şey söylemiyorsun. Say ki komadaydım. İnanamıyorum. Yoksa mutsuz bir evlilik dönemi mi? İlgisi yok. Hem biliyor musun, benim hayatta hiç kız arkadaşım olmadı. Hayret. Oysa ilk gün bana oldukça tecrübeli görünmüştün. On sekiz yaşındayken bizim mahallede uzaktan uzağa sevdiğim bir kız vardı. Ahşap evinin balkonuna çıkar, belli belirsiz gülümserdi bana. İçim ürperir, yüreğim iki misli vurmaya başlardı. Ya, sonra ne oldu peki? Bilmem. Adı Filiz'di. Elini tutabilmek erişilmez bir düştü benim için. Ama ne elini tutabildim, ne de bir tek kelime konuşabildik onunla. İşte en büyük aşk olacak. Sonra? Bir elektrik tamircisiyle evlenmiş. Ben de sonradan duydum. Duyunca üzüldün mü peki? Küçük bir burukluk o kadar. Zaten o gerçek olmayan, benim kafamda geliştirdiğim bir şeymiş. Oysa gerçek sevgi... Evet. Affedersin, yine saçmalamaya başladım galiba. Yunus, bize gelir misin? Seni annemle tanıştırmak istiyorum. Size mi? Hı-hı. Ama... Lütfen. Yunus, sen salona geç. Ben anneme haber vereyim. Anne! Bak kim geldi. Anne! Annem yok galiba. Ama neredeyse gelir. Baba. Zavallı babacığım. Nur içinde yatsın. Bir şey içer misin? Hı hı. Bir viski? Sen? Tamam, ben de içeceğim. Babam çok iyi bir insandı.
İş hayatını bilmem tabii ama evde müthişti. Onunla satranç oynardım. Çoğunluk ben yenilirdim tabii. Sen satranç bilir misin? Ne oldu gene? Yok bir şey. Teşekkür ederim. Hadi iyi insanlar açalım. Neden böylesin sen? Nasıl? Hep dalgın, buruk, hayattan korkar gibisin. Affedersin. Belki haklısın. Yaşamak ağır geliyor bana. Ama neden? Bilmiyorum. Belki ilgisizlik, belki sevgisizlikten. Gel benimle. Nereye? Sakın böyle bir şey yapma. Niçin? Lütfen. Ama neden? Ben seni seviyorum ve seninle mutlu olmak istiyorum. Bunu biliyorum. Fakat insan hayatta hiçbir zaman pişman olacağı bir şey yapmamalı. Ne ilgisi var? İnsan bilerek yaptığı hiçbir şeyden pişmanlık duymaz. Yanılıyorsun. Bak canım. Sana kendimi anlatayım ister misin? Hı hı. Rosa Luxemburg anılarında yazar. Beni çok etkilemiştir. Kadın ölüme mahkum edilir. Hapishanede idam edileceği günü beklemektedir. Her gece bir kabus görür. Hapishanededir ve cellatlar onu asmaya götürür. Büyük bir korkuyla uyanır. Neyse rüyadır diye sevinecek olur. Ama iki saniye sonra gerçekten de idam mahkum olduğunu fark eder. Ve yüreğinde aynı ağırlığı hissetmeye başlar. Seninle ne ilgisi var bunun? İşte ben de uzun süredir böyle bir duyguyu yaşıyorum. Beni korkutuyorsun. Bir benzetme benimki. Sadece duygularımı anlattım o kadar. Ama... Nevesar! Bak annen geldi. Önünü ilikle ve çık dışarı. Ne oldu? Biri mi var içeride? Evet. Şimdi tanıştıracağım seni. Yunus! Merhaba. İşte sana o sözünü ettiğim adam. Ay bu kız. Sizinle ilgili neler anlattı bana? Neler anlattı? Önceleri çok kuşkulanıyordu. Malum. Yeter anne lütfen. Tamam pardon kızım. Artık gitsem iyi olacak. Sizi tanıdığıma memnun oldum efendim. Ben de. Hoşça kal. Yunus. Her şeye rağmen seni çok seviyorum, unutma. Ne güzel. Ama... Daha çok konuşacağız, merak etme. Sakın arkana dönme ve beni iyi dinle. Yarın pılını pırtını toplayıp defolup gideceksin, anlıyor musun? Nereye? Uzak bir yere, güneye in. İstersen yurt dışına git ama İstanbul'da durmayacaksın, anlıyor musun bunu? Ya gitmezsen? Seni gebertiriz, köpek gibi gebertiriz. Anladın mı? Bunu düşüneceğim. Bak, iyice düşün. Bu sana son ihtarımızdır. Bundan sonra ikaz yok, anlıyor musun? Oh.
doktor çağırsak mı? Allah korusun, beyin kanaması falan olur da. Tamam, kendine geliyor. Ya ne oldu sana? Bizim çocuklar seni bulmuşlar, gelip haber verdiler. Hemen koştum. Ne olur ne olmaz diye kaptığım gibi buraya. Sağ olasın. Fakat kim? Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Olur mu? Bir düşmanlık var muhakkak. Bilmiyorum. Ben kimseyi görmedim. Enteresan. Bir şeyin de çalınmamış. Neveser. Neveser mi? Ne oldu Neveser'e? Yok bir şey. Öyle konuştum işte. Karnını açtır. Bir çorba yapsın mı Şükrü? Bak, biz kardeşiz. Bir derdin olursa bana söylemelisin. Yok. Fakat bu adamlar kim? Niçin vurdular sana? Bilmiyorum. Bana da verir misin? O günden sonra gördün mü kızı? Ne güzel bir kız. Seni de çok seviyor. Ne bekliyorsun peki? Benim karşıma böyle biri çıksa bütün dünyayı kurban ederim ona. Onu nasıl severim şaşarsın. Nasıl? Ölürüm be. Var mı ötesi? Ölürüm. Benim sevmeye de, ölmeye de elim varmıyor. Tabii. Sen korkaksın. Cesaretin yok. Yaşamaya cesaretin yok senin. Mahpusluk örümcek gibi sarmış yüreğine. Tamam, birini vurdun. Kanunlar önünde cezanı ödedin. Artık özgürsün, anlıyor musun? Kimseye bir borcun yok. Bundan sonraki hayatın sana ait. Bunu dilediğin gibi yaşayabilirsin. Bırakmıyorlar ki. Kim? Kim bırakmıyor? Bir tek değil. Çok şey var. Yeter be Şirzat, ne bağırıyorsun çocuğa? Bağırdın mı? Tabii ya, tam mutfaktan duyuluyor sesin. Affedersin. Yesene kızım, ne daldın yine? Çok sevdim onu. Yakışıklı, aslanlar gibi. Ah! Baban sağ olsaydı da görseydi. Hep böyle bir damat düşlerdi. Artık saçmalıyorsun ama. Neden, sevmiyor musun onu? Yeter! Yeter artık! Alo? Merhaba. Merhaba. Manasını öğrendim. Yeni rüzgar demekmiş. Yeni, taze bir esinti. Ya, bunu bilmiyordum. Çok güzel değil mi? Yeni bir esinti. İnsanı serinleten, rahatlatan bir şey. Rahat mısın? Çok. Dün bütün gece seni düşündüm. Kabus da görmedim üstelik. Senin sevginle yıkandım, arındım. Berraklaştım adeta. Buna çok sevindim. Bir müjdem var. Nedir? Neler söylüyorsun sen? Dur, heyecanlanma hemen. Kim? Adını söyleyemem ama onu sana gösterebilirim. Nerede? Bugün öğleden sonra saat 3'te. Yedi Kule sur dibine gel. Ama neden? Çünkü adam orada gizleniyor. Fakat ben... Korkma, gel. Büyük bir delik var surlarda. Onu bul. Sonra yaklaş ve içeri bak. Orada 5 partisi bir adam göreceksin. İşte o babanın katilidir. Polise haber verelim mi? Sen bilirsin. Yunus. Ne oldu kızım? İlginç. Çok ilginç. Ne oldu kızım, söylesene. Tuhaf.
çok tuhaf şeyler söylüyor. Deli edecek bu adam beni. Kim? Yunus. Sana babanın katilini göstereceğim dedi. Ya! Nereden bulmuş peki? Polis mi bu adam? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne olur bana bir şey sorma. Çünkü artık hiçbir şey düşünemiyorum. Tamam, kız surlarda indi. Sanıyorum burada buluşacaklar. Tamam, anlaşıldı. İlgili şahıs orada olacaktır. Sağ olasın, tamam. Kardeşim. Bilmiyordum. Üzülme. İnanın bilmiyordum. Sen olduğunu bilmiyordum. Kabus bitti. Kardeşim benim, affet, affet.
Affet, ne olur affet beni. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Sen olduğunu bilmiyordum. Kardeşim benim. Affet. Affet beni. Ben sadece tetiği çeken elim. Biliyorum. Oh.